Ya galiba olacak falan diyoruz böyle, iyi hissediyoruz. Da oh, oh coşkuya kapılırsınız. Dün çalışamadım, kendine gel. Kafayı gömünce oraya, çünkü biz robot falan değiliz. Allah çok heyecanlanıyorum, niye böyle oldu falan. Sınava hazırlanan bir öğrencinin en fazla duygu durumu karışık olur. Yani biz çok şeyimiz karışıktır. Hayatımız karışık, dersler karışık. Hocam derse gidiyorum, okula geliyorum, eve gidiyorum, kütüphaneye çalışmaya gidiyorum. Bir sürü karmaşa var hayatımızda. Ama en büyük karmaşayı aslında duygularımızda yaşıyoruz. Duygularımız karma karışık. Bazen iyi hissediyoruz. Denemeler çözüyoruz. işte iğnetler geliyor, bir şeyler oluyor. Ya galiba olacak falan diyoruz. Böyle iyi hissediyoruz. Bazen de böyle bir deneme kötü geliyor, acaba olmayacak mı, yapamayacak mıyım gibi duygu durumlarına giriyoruz. Şimdi bakın, çok önemli bir şey burada. Gerçekten baktığınız zaman o duygu durumları inişli çıkışlı olabilir. Çünkü biz robot falan değiliz. Duygularımız böyle bazen iner çıkar, bu normal. Öncelikle bunu normal kabul edin. Yani bunu bir dalgalanma olarak kabul edecek olursak, dalgayı normal kabul edin. Dalgayı normal kabul etmezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Dalganın boyu büyümeye başlıyor. Allah çok heyecanlanıyorum niye böyle oldu falan derseniz... ...o dalganın boyunu durup dururken büyütmüş oluyorsunuz. Yani öncelikle duygularınızla barışın. Okey ya ben sınava hızlanıyorum. Bazen duygularım daha iyi olabilir. Bazen daha kötü olabilir. E, buna da okey yani sıkıntı yok. Kendimi toparlarım. Düştüğüm zaman hemen toparlarım. Kendimi yükseltirim. Sıkıntı yok dersiniz. Ama düştüğünüzde mesela ben niye böyle oldum ya, ben niye bu kadar kötü oldum, benim canım hiçbir şey istemiyor, ben niye bu kadar kötü oldum dediğiniz anda düştüğünüz yerden kalkasınız bile gelmiyor. Ama dalgayı kabul ederseniz, dersiniz ki tamam ben geçen hafta iyi çalıştım, bu hafta biraz düştüm, bu hafta biraz down oldum, ee, içimden gelmiyor, çalışasım yok bu hafta, ne yapalım ya bu hafta da böyle geçti ama ben moralimi bozmaya devam edersem hiç devam edemeyeceğim diyorsun bu sefer, o zaman tamamen gidiyoruz ve kopuyoruz, gerçekten kötü oluyor sonuçları. Değerli arkadaşlar sınav sürecinde bu son aşamalara geldiğimiz bu haftalarda yapmamız gereken şey evet düşebiliriz ama hemen kalkacağız. Koşu yarışındaki birisi gibi düştün hemen kalkıp devam edeceksin. Hemen devam edeceksin hiç oyalanmadan. Düştüm tamam dün çalışamadım. Aa dün çalışamadım moralim bozuk dersen bugün bugün de çalışamazsın. Bugün diyeceksin ki Dün çalışamadın. Kendine gel. Kendine gel. Dün çalışamadın. Bugün kendini toplayacaksın demen gerekiyor kendine. Dünü telafi etmeye çalış. Edebilirsen et. Edemezsen dünü boş ver. Bugünü güzel hakkını ver. Bugünün hakkını ver. Dün gitti. Artık dünle uğraşma, geçti gitti. Duygu durumlarımız çok fazla şeyden de etkileniyor, bunu unutmayalım. Anne babadan etkileniyor, arkadaştan etkileniyor. Arkadaşlarınız birbirinizi çok etkiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız sınıfa girdi ve size moral bozucu bir konuşma yaptı. Hepimiz etkileniyoruz. Zaten okula mora işte zar zor gelmişsiniz. Dershanenize zar zor gitmişsiniz. Üf, hadi bir, bir ay önce bir an önce şu şeylerimi tamamlayayım. Hadi bugün yine deneme var. Hadi yine bugün matematik var, kimya var, fizik var. Zaten zor motive olmuşsunuz. Arkadaşınızın biri geliyor. öf ya böyle dersler ya bitti ya yapamıyoruz ya ne olacak bu ya falan dedi. Bir bakıyorsunuz ki ha doğru ya falan diye o duygu size geçiyor. Duygu alıyoruz değerli arkadaşlar. Size olumsuz duygu veren arkadaşlarınız varsa sınav sonucuna kadar onlarla görüşmemeyi tercih edebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınıza diyebilirsiniz ki hadi bak böyle birbirimize moral verelim, böyle moral bozmak yok diyelim. Gerçekten mola verebilirsiniz arkadaşlarınıza. Arkadaşınıza deyin ki arkadaşım seni çok seviyorum ama mümkünse sınav sonuna kadar görüşmeyelim diyebilirsiniz. Eğer sürekli enerjinizi alıyorsa. Ya onun enerjisi düşükse sen yani bundan etkilenirsin. Arkadaşından etkilenirse bunu unutma. Bundan dolayı sınav sürecinde duygusu yüksek olan, inancı yüksek olan arkadaşlarınızla beraber olun. O duygu da size bulaşır. Çünkü duygular bulaşıcıdır. Siz diyelim ki bir maç izlerken oturduğunuz yerde e, sadece radyodan dinleseniz çok az heyecanlanırsınız. Ama görüntüsünü görürseniz daha çok heyecanlanırsınız. E bunun yanında stada giderseniz statta ne oluyor değerli arkadaşlar? Statta oh, oh coşkuya kapılırsınız. Çünkü oradaki duygu durumu iyice sizi daha fazla o duyguya girmenize neden olur. E zaten biz dershaneye okula niye gidiyoruz? Ders öğrenmeye gidiyoruz ama oradaki psikolojik ortam da bizi etkiliyor. Çok negatif bir psikolojik ortam varsa bundan etkileniyorsunuz. Lütfen negatif ortamlardan uzak durun. Size pozitif ortamlar sağlayan insanlarla beraber olun. Pozitif ortamlara girin. Hocam ben kütüphaneye gidiyorum çok iyi hissediyorum diyor birçok öğrenci. Neden? Çünkü orada herkes kafayı gömmüş ders çalışıyor. Sana da iyi geliyor. Kafayı gömünce oraya diyorsun ki evet ya bak herkes çalışıyor. Çalışasım geldi hocam burada herkes çalışınca. Oradaki duygu durumundan etkileniyorsun. Yani sınavlara hazırlanırken aslında duygularımız dalgalıdır. Bunu normal kabul edeceğiz. Normal kabul ettiğimizde bununla baş etme becerimiz artıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu normal kabul edin ve bunu normal kabul etmeniz sayesinde de duygularınızı daha iyi yönetin. Asıl söyleyeceklerim bunlardı bugün.